Şimdi hocam. Eee 4. hakem oyuna girdi. Karşılaşmanın hekimi Ali Şansalan 54 55'ti. Sakatlandı. Tamam. Olabilir. Oyuncu nasıl sakatlanıyorsa hakem de sakatlanabilir. Öyle değil mi? Hocam. Hakem sakatlanmaz. sakatlanmaz. Hakem, hakem sakatlanmaz. Hakem sakatlanmaz. E, onlar da koşuyor hocam. Ya onlar düz koşuyor. Futbolcu mücadele ederek Doğru koşuyor diyorsun. abi. Yani bunlar ne koşuyor abi? Fazla he, habire oyunun içine giriyorlar. Hepsi aynı. Çok konuşuyorlar. Bugün çok oyunun içinde kaldı Niye ya. çok konuşuyorlar biliyor musun? Yoruluyorlar. Yorulunca dinleniyorlar. Oyunu fazla durdurmalarına sebep kendilerinin yorulması. Dikkat et. Oyunun içinden kaçamadı hep oyunun içinde. Çok kaldı ya. Hep o oyunun içinde. Arada böyle pasları yani, bile engelledi. Her pozisyonda futbolculara müdahale ediyor abi. Yani futbolcular çekildi gitler oynayalım diyecekler yani sonunda. Ne oldu? Attı Adele. Adele atmaz abi. İyi idman yaparsan Adele atmaz hocam. Sen ne diyorsun ya? İyi idman yaparsan Adele atmaz hocam. Öyle hakem idmanı da iyidir ha. Ha. Seminerlerde falan nasıl koşuyorlar onu bilemem. Maçta başı kesilmiş tavuk gibi koşma. Koşacağın yeri bil. Ama koşmaya hazır ol. İdmanı öyle bas ki her an pozisyonu yakalamaya hazır ol. Belki kontralarda montralarda belki takılırsın. Orada da dur seyret zaten. Durduğun zaman daha iyi görürsün. Koştuğun zaman göremezsin. 50 metre bile olsa dur. Koşma. Koşarken gözünü kapattın mı gitti pozisyon. Tabii. Ama durduğun zaman pozisyonu daha iyi seçersin uzak bile kalsa. Onun için bir defa lif sakatlanmaması lazım. Yani atmaması lazım hocam. Sen diyorsun ki o da koşuyor. E tamam. Topçular abi ikili mücadele yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Koş. Ne koşuyor? Düz koşuyorlar abi. Bunlar kaç koşuyorlar? Peki şimdi Yiğit Aslan girdi. Hadi şeytanın avukatlığına soyunalım. Yiğit Aslan da sakatlandı hocam. Buyur buradan yak ne olacak? Benim başıma geldi. Süperlik maçında değil ama. Benim başıma şöyle geldi. Bir ikincilik maçıydı herhalde. Şimdi o da sakatlandı. Kim? Şimdi Giren de sakatlandı. Ha. Yani bu yedek hakem. Evet. Dördüncü hakem girdi. O da sakatlandı. Veya veya bu sefer yardımcılarından biri sakatlandı. Doğru söylüyorsun. Hocam iki hakem maçı bitiririz. İki hakem. İki hakem. Şimdi bak Hayatı insan sakatlandı. Tamam. Ne olacak? E yardımcılardan biri. Yardımcılardan kıdemli olan girecek bacağından. Bu kafadaki kıdemli yardımcı. Kıdemli hakemli girecek, maçı öntecek. Diyecek ki ötekine kardeş diyecek. Sen şu yan tarafa al, şu yan tarafa al. Karşı tarafı. taraftakine bir tarafı verecek. Tabii, bir tarafa. Kendisi diğer tarafa. Ben yakın biraz görecek. diğer tarafa ağırlık vereyim. Ama ama biz bunu eskiden yaparken var yoktu. Şimdi var da var. Ne olur abi? Offside'ı zaten yakalayacak. Fahiş zaten yakalayacak. Tabii yakalayacak zaten offside'ı. Onun için çok fazla bir şey yok yani. İki hakemden bitirirsin. Ben hakem ikene. Bak bunu altını çizerek. Ben hakemlik yaparken. Hayatımda en sinirlendiğim şey. Küfür eden hakem. Küfür eden futbolcu. Birbirlerine küfür eden hakemler ve futbolcular var. Hakem. Futbolcu küfür ediyor. Hakem de ona küfür ediyor. Nasıl ya? Küfür ediyorlardı sağda. Küfür ediyorlardı birbirlerine. Futbolcuyu atamıyordu İstanbul'dayken. Hı. Hocam. Anladım atamıyorlardı. Hocam. O da ona küfür ediyordu bir yerde. Hocam hep derdim ki. Kardeşim. Size hakaret eden varsa bayrağı çekin. Hangi stat olursa olsun atayım. Ama. Söylerdim. Hani bu. Radara koyuyorlar ya. Dikkat radar var diye. Hı hı. Hep ikaz ettim. Bakın futbolcu küfür ediyorsa hangi doğru olursa olsun çekin bayrağı atayım. Ama sen de ona küfür edersen ikiniz beraber gidersiniz. Hadi canım. Tabii. Var mı hakemin öyle bir yetkisi? Var tabii ya ikisini atarım. İkisini atarım abi. Bunu kimse bilmez. İlginçmiş. Tabii ikisini de atarım. Bak enteresan bir şey söylüyorsun hocam. Bunu çok söyledim ya. Beyler dedim. Ben biliyorum çünkü futbolcuların küfür ettiğini. tam futbolcu. Bak şimdi. Anladık bak şimdi, da. Bak şimdi bak şimdi. Bak şimdi. Sana bir şey anlatacağım maalesef gerçek. İsim vermeyeceğim. Ama maalesef gerçek. Çünkü üç ismi de futbol kamuoyu tanıyor. Hem de deve dişi gibi. Hakem diyor ki... Size diyor hakaret eden, ters konuşan varsa diyor... Ben size döndüğüm zaman diyor bayrak kaldırın bana diyor. Ben size sırtım varken sırtım dönükse kaldırmayın diyor. Bak hakem de uyanık. Hı. Niye abi? Benim oraya sırtım dönük. E karşıdakini görüyorum ben. Biz onu konuşurduk. Kardeşim ben uzak mıyım? Seni göremiyor muyum? Arkam sana dönük mü? Bayrağı çek. Karşıdaki yardımcıyı ikaz et. Böyle böyle yap. Böyle böyle yap. O da bana böyle böyle yapsın. Yardımcıyı ikaz etsin. Bu taraftakini. Ben gideyim ne oldu diyeyim. Bu atayım. Hocam diyor. Bir takımın kaptanı bana diyor. Dümdüz küfür etti diyor. Bayağı saydı. Hakemin duyduğunu da biliyorum. Ama hakem bana dönmedi diyor. Bu İstanbul'da oluyor. Sonra diyor bir maça gittik diyor. Anadolu'da bir yere. Şehrin ismini vermeyeyim. O diyor benim önüme geldi diyor. O bana ana avrat küfür eden diyor. Oyuncu. Evet ben de diyor ona ağzıma ne geliyorsa saydım diyor. Bana cevap veremedi çekti gitti diyor. Bu doğru mu abi? Hepsi yanlış. Allah Allah çok enteresan Ya bunlar, ya bunlar oluyor da abi. İlginç. Fatih Tekke ne demiş? Galatasaray'la oynamak kolay değil. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım. Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir. Skordan bağımsız. Bu düzensizliği kabul edemem. Ha. Enteresan bir özeleştiri takım adına da ama yöne, sorumlu kişi yani, kendisi olduğu için ben geldim ama diyor. Geldikten benim. sonra burayı gördüm. Bu iş böyle gitmez diyor. Ya bu işi oturalım toparlayalım diyor ya da beni yollayın daha fazla diyor çünkü çok net söylüyor bak çocuk. Değil mi? Bu çok direkt bir olandır. Direkt yani bir olandır. başarısız değil çok başarısızı. Evet. Geldim ama müdahale edemedim kötü gidişe. Bu demek onu anlıyorum. Yani bana yardım Yönetim eder kurulu, misiniz? Oyuncu para... alır mısınız? Ne yapacağız? Ama o olayabilecekse ben gideyim. Diyor. O onu konuşuyor. Skordan bağımsız tabii. Bu düzensizliği kabul edemem dedi. Hocam saçma sapan. Demek ki bak ne dedim az önce? Bireysel böyle kendini göstermek için bir şeyler yapan insanlar var. Olmaz ki böyle bir futbol yok. Hani aa bak takım kötü ama ben iyi oyuncuyum ha demek için bazı hareketler yapanlar oldu. Bak aynısını hoca söylüyor. Bu düzensizliği kabul edemem dedi. Bu böyle şey olur mu ya? Yani evet bu takım kötü ama ben iyi oyuncuyum. Resmen bu vardı. Bu şunu gösteriyor. Bu takım böyle giderse küme düşer diyor Fatih Tekke. Değil mi? Çok da Onu bu takımı... söylüyor bu. O takımı ya bugün maç başladı hocam. 10 dakika 15 dakika sonra ben seyrederken sen de beraber seyrederken ya yani bu takım düşer diyorduk ve Galatasaray bu takıma çıtır çıtır yer diyorduk. Hatta biraz geçikince yani Hatta fazla baskı yapmadığını falan konuştuk. Evet. Ya Çıtır çıtır yiyeceğini Galatasaray'da biliyor futbolcular. Alanyalı oyuncular da biliyor. 37'den önce gol atması gerekirdi. Galatasaray'ın çok Kesin. daha önce bulurdu. Bir iki pozisyona harcadılar. Direk var. Ertuğrul'un kurtarışları var. İlk gol de geç geldi. Evet. Ama evet. yani Fatih Tekke'nin bir de açık sözlü bir insan Fatih Tekke. Çok. Ee, burada da olabildiğince açıklıkla söylemiş. Daha ne söylenebilir ki bilmiyorum yani. Çok beğeniyorum Fatih Tekke'yi. Yani ne i̇şte söylenebilir ki? Hiç i̇şte <laughs> tamam. Hani Galatasaray'la oynamakla kolay değil. Evet. E, Alanya Spor, Kore'nin Alanya Spor, Galatasaray farklı seviyelerde takımlar. Ama bu kadar düzensiz, bu kadar plan dışı oynamakta da sıkıntı. Yani toparlayamazsanız Hayalde diyor ki ben toparlayamadım. Size Toparlayan bir, varsa buyursun, toparlasın. Şimdi size mı, bir değil? anekdot anlatayım bu iki hakem'e görünce Yusuf'a telefon açtım da oğlum, konuştum bir şeyler. Dedi ki mesela bu yedek hakem aslında iyi de fena da kumaş değildir dedi. Dördüncü hakem için. için. <laughs> Benim zamanımda dedi bir gün seminerde arkada uyuyordu dedi. Onu bir duman ettim dedi. Sonra o takılmış ya. Ben uyudum herhalde Yusuf beni affetmez Yusuf abi diye. Çağırmış oğlum demiş bak uyudun uyudun hata yaptın. Sen doğru hakemdik ya ben demiş öyle şeye bakmam. Devam ederim ben demiş şey de onu anlattı bana. Şimdi görünce de anekdotu söyleyeyim dedim. Kötü yakalanmış bir hoca. Evet. <laughs> Sınıfta yakalanan öğrenciler gibi. Ama şu da var ya. Seminerde de bazen ders verenler uyutuyorlar hoca ya. Hocam orada zaten biliyorsun bu tarz şey 20 ya, dakika aldı. Yemekten sonra çok kötü. Ya yemekten sonra zaten Hocam, algının bir şey anlatılıyorsa ders içine geçerli 20 dakika. Hani bu bize iletişim fakültelerinde de söylenir bu. 20 dakika sonra mutlaka bir çıkış yapmanız lazım. Tabii. Ya bir ara vereceksin ya bir hareket edeceksin ya bir şey. 20 dakika bir insanın ya da bir grubun sizi e, bir konsantrasyonu Bir illa oturarak konuşmayacak. 20 dakika. Oturarak konuşmayacaksın. Ayağa kalkacaksın. Gezeceksin. Bir şeyler yapacaksın. yapacaksın, yapacaksın bağıracaksın. Çağıracaksın. Karşıdakini konuşturacaksın. Evet. Ee, o yüzden herhalde onları da biliyorlardır diye düşünüyorum.